Değerli arkadaşlar, aslında Türk dünyasında insan hakları ihlalleri dediğimiz an bir bakıma aslında Türk dünyasını bir anlama, tanıma kılavuzu gibi değerlendiriyorum. Ben çünkü Türk dünyasının bugün Türkiye'den çok fazla anlaşılamayan yüzü bu süreçte yaşananlarla tarif edebilir. Bu süreç bizim Türkiye Cumhuriyeti'den 90'lı yıllardan itibaren giden arkadaşlarımızın ilk başta çok fazla tanımadığı, aslında özellikle Sovyetler Birliği tarafından kendi Türk halklarına da anlatılmayan, anlatılması yasak sayılan, bambaşka bir tarih olarak tanımlanan bir yapıdan bahsetmeye çalışacağım. Kitabı içerisinde ta Kazan'ın işgalinden itibaren başlayan Türksüzleştirme, İslamsızlaştırma kampanyaları, arkasından vakıf mülkiyetlerinin bir şekilde Çarlık Rusya'sının eline geçmesiyle beraber bizim bütün kültür varlığımızın dayalı olduğu vakıf müessesesinin bitmesiyle o coğrafyadaki toprakları kaybetmemiz burada değerlendirilebilecek bir yapı ve arkasından yavaş yavaş şeye doğru, Anadolu'ya doğru, ak topraklara doğru Çarlık Rusya'sının itmesi söz konusu ilk dönemde. Aslında başlayalım yavaş yavaş. Arkasından bir taraftan Rusya'da sürerken bir taraftan Rusya'nın etkisiyle beraber bütün dünyaya yayılan bir yapı. Şimdi bu yapıyı anlayabilmek için önce bir bilinen tarihle bir coğrafyaya bakalım. Milattan önce 3. yüzyıldan başlayalım ki yazılı tarihin başladığı yapıyla. Bakın bu tarihte Orta Asya'nın neredeyse tamamı Asyoni İmparatorluğu hakimiyetinde, neredeyse Çin'in tamamı Han Hanedanı küçük bir bölgeye sıkışmış vaziyette. Öte taraftan Ural halkları Avrupa'yı sıkıştırırken İskitler de Hazar'ın kuzeyinde, bugünkü Türk dünyası coğrafyasını kapsayacak şekilde Karadeniz'in kuzeyinden ta Balkanlara kadar geçen geniş bir coğrafyayı yönetiyor. Anadolu'nun büyük kısmı Selekoslar'da, yani İran kavimlerinde. Yunanlar kıyı şehirlerindeler. Fakat onlar da yukarıdan Türklerin, yani Asyoni İmparatorluğu'nun ve İskitlerin baskısından, alttan Selekos ve Fars İmparatorluğu'nun baskısında. Geçelim milattan sonraya 451'e geldiğimizde yapıyı gayet net görüyoruz. Sıkışmış bir Batı Roma, büyük bir Avrupa Hun İmparatorluğu, Akun İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, yani bu coğrafyanın tamamı Karadeniz'in kuzeyinden itibaren Türk hakimiyetinde. Doğu Roma ve Batı Roma olarak da bir Avrupa söz konusu. Doğuda da Farslardan Sasani İmparatorluğu doğmuş durumda. Fakat Sasani İmparatorluğu da özellikle Türk baskısını yakından hissediyor. Şimdi milattan sonra 6. yüzyıla geldiğimizde artık Türklerin yazılı tarihi başlıyor ki Doğu Göktürk, Batı Göktürk Kağanlığı. Kuzeye doğru geldiğimizde Avrupa içlerine Avarları görmek mümkün. Ki 8. yüzyıla geldiğimizde artık bir Uygur Kağanlığı, Hazar Kağanlığı bölgede, Bulgar Hanlığı, ki bugünkü Bulgaristan, Macaristan sınırlarının çok büyük kısmı Bulgar Hanlığı'nın kontrolünde. Gene Macarlar burada hakim. Kuzeye doğru Fin boyları çıkmış vaziyette. Şimdi burada İlk defa artık bir Kırgız tabiri doğmaya başlıyor. Yenisey Kırgızları daha önce bilinen yapılardı. Kırgız'da kuzey bölgelerinde her slide'da görmek mümkün. Şimdi 1100 yılına geldiğinde aslında bu büyük hanlıklar çok sayıda Türk devletine dönüşmüş vaziyette ve bu çok sayıda Türk devletine dönüşmüşlük. Bakın Batı'da yavaş yavaş artık Rus kıynazlıklarının doğmasını sağlıyor. Novgorod'da, Kiev'de, Moskova'da. Artık yapı ayrılmış. Bir nedir onun adı? Macaristan ve Bulgaristan diyebileceğimiz yapılar var. Macar ve Bulgar hanlıklarının devamı.
Selçuklular artık Anadolu'ya girmiş vaziyette ve buradaki çok başlık aslında Türk dünyasının en büyük makus talihi ki 12. yüzyıla geldiğimizde artık Cengiz Han'ın doğudan kopup gelmesiyle beraber yeniden büyük imparatorluklar olarak tanımlamak mümkün burayı ki Karadeniz'in kuzeyinde Altınordu, ortada Çağatay, doğuda Bileyn büyük devleti, aşağıya doğru baktığımızda o Fars toprakları dediğimiz bölgede İlhanlılar ve daha aşağıda da Memlükleri görmemiz mümkün ki Osmanlı öncesi coğrafya aslında bilinen tarih boyunca Türk'ün olan bir Balkanları ve Türk'ün olan bir Karadeniz kuzeyi ve Türk'ün olan bir doğuyu, Türkistan'ı tanımlamak mümkün ki devrim batılı kaynaklarının tamamı bu coğrafyayı Türkistan diye tanımlıyor. Şimdi Altınordu Devleti'nin dağılmasıyla beraber orada 6 tane hanlık doğuyor. Kırım, Kazan, Astragan, Nogay hanlıkları ve aslında bizim insan hakları ihlalleri dediğimiz yapı bu tarihten itibaren başlıyor. 15 Ekim 1552. Yani Osmanlı yükseliş çağında Türk dünyası büyük Türk devletlerinin hakimiyetindeyken Türk'ün ve İslam'ın belki kırılması. 15 Ekim 1552 Kazan'ın istilası. Kazan'ın istilasında ki yapıyı çok net bir şekilde aslında görmemiz lazım. Ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. O biraz önceki haritada gösterdiğim bölünmüşlük, parçalanmışlık aslında Kazan istilasında çok önemli bir kavram. Çünkü Kazan istilasında Çuvaşlar ayrı telden çalıyor. Efendim Kazan'ın hem yakınındaki Astragan ayrı telden çalıyor. Nogaylar Kazan'a yardım etmeye çalışıyor fakat sıkıntılar yaşanıyor. Kazan Ağa'nın soyu tükendiği için Kırım'dan yine Cengiz Hanedanı'ndan bir han getiriliyor. Fakat bu han bölgedeki diğer Tatar toplulukları, Türk toplulukları tarafından kabul görmüyor. Ve nihayet o bölünmüşlük, parçalanılmışlık siyaset Kazan'ın düşmesiyle sonlanıyor ki Kazan'ın düştüğü anda böyle bir şeye inanmak bile mümkün değil. Hem Ruslar için hem Türk dünyası, İslam dünyası için böyle bir şeye inanmak mümkün değil ki. Biraz önce gösterdiğim o 1100 yılındaki Novgorod, Kiev vesaire kıynazlıkları giderek Türk dünyasının içlerine doğru sokulmuş ve tarih boyunca hiç olmadıkları coğrafyaya girmiş vaziyetteler Çarlık Rusyası. Bölünmüşlük, parçalanılmışlık aslında bizim ilerideki Hocam sesiniz kesildi ama şu an gelmiyor hocam. Galiba mikrofon kısmı kapalı. Zafer Bey evet. Kendi kendine kapandı. Şimdi fark evet. Ettim. Tamam. Evet. Şu an geldi hocam. Nerede kesildi ses? Tam işte bir 10-15 saniye önce hocam. Çok tamam. Şey değil. Tamam. Hemen, siz sesiniz hemen gelmiyor dediğinizde. Evet, yani. Evet, tamam. Evet. O zaman ben sunumu devam edeyim. Hocam. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Buyurun hocam. Aslında biraz önce anlattığım gibi. İlk soykırım Kazan'da başlıyor. Öyle ki Kazan şehrinde bir Türk bırakmaksızın yapılıyor bu yapı. Kazan'da daha önce Süyünbike'yi Ruslara teslim eden aslında Rusçu kanat diye adlandırılan mollalar, efendim Rusizmi diye adlandırılan mollalar Kazan'ın düşeceğini anladıklarında mücadeleye giriyorlar ki en büyük milli kahramanlarından biri diye geçiyor Kazan'ın Kul Şerif. Bu da aslında Rusların birazcık şey yapması, Kul Şerif'i öne çıkarması. Çünkü Kul Şerif Kazan'ın düştüğü güne kadar hep Rus izibinde. Safa Giranyan'a karşı baş kaldıran, efendim Süyünbike'yi Ruslara teslim edilmesi doğrultusunda ikna eden ve Kazan'da Süyünbike'nin teslim edilmesi
Bir Kazan kökenli arkadaşlarımız bilir bunu çok iyi. Kazan Kalesi'nin içerisinde Türk'ün girişi yasak. Dış mahallelerde açlık ve sefalet içerisinde yaşamaya devam ediyorlar ki o derece iç içe geçmiş vaziyette toplumla. Mesela hamurdan yapılan bir şeyleri var Kazan Tatarlarının, bizim lokmamıza benzeyen bir aşları var. Adı bağırsak. Bağır biliyorsunuz göğüs. Özellikle ciğerden yapılırmış bu Tatar zenginlik zamanında. Fakat öyle bir fakir zarurete düştük ki diyor bunu ancak hamurdan yapabiliyoruz. Hamursak demekle beraber biz o zengin ve güçlü günlerimizin anısına bağırsak, bağırsak olarak anıyoruz bunu diyorlar. O derece artık şeye işlemiş vaziyette işlerine. Bu kırılma Rus gravürleri açısından baktığımız zaman efendim bütün Çin, Hristiyan dünyası için bir mucize. Hristiyan dünyası için bir kırılma. Melekler yardım ediyorlar Çar'a, Kazan'ı düşürmekte. Ve Müslüman dünyasının ilk kırılması Kazan biraz önce anlattı. Arkasından artık Rusya yavaş yavaş bölgedeki hanlıkları yutmaya başlıyor. Kazan'ın düşmesiyle beraber arkasından Nogay Ordası düşüyor. Nogay Ordası'nda da benzer katliamlar. Efendim Astrahan düşüyor. Benzer katliamlar devam ediyor. Ve yavaş yavaş artık Rusya Osmanlı'nın iç işlerine karışır vaziyete gelmiş vaziyette. Birinci grup Rusya'nın, Çarlık Rusya'sının yaptığı bu katliamlar diye değerlendirmek mümkün. Çarlık Rusya'sı artık Semerkant'ın, Buhara'nın, Türkistan'ın kapılarına gelmiş vaziyette. Fakat bu kapıları kırması 1700'lerin sonlarına kadar sürecek. Bu esnada artık bizim kendi milli tarihimiz, Osmanlı tarihiyle çok iyi bildiğimiz Rusya her yerde Ortodoksların hamiliğine soyunmuş ve yavaş yavaş bizim Osmanlı coğrafyasındaki isyanları destekliyor. İlki Yunan Bağımsızlık Hareketi ki Mora'da büyük bir katliamla başlıyor Yunan Bağımsızlık Hareketi. Ama sorarsanız Avrupa Mora katliamını Türklere yapılan bir katliam değil, Yunanlara yapılan bir katliam olarak değerlendiriyor. Arkasından Navarin, Tripoliçe ve Orta Yunanistan'da yapılan katliamlarla, Ege Adaları'nda yapılan katliamlarla devam ediyor ki baskı şu, o toprakları Türkler, Müslümanlar bıraksın, Anadolu'ya doğru göç ettirilsin. Yani yapılan katliamlar bölgede yapılmakla kalmıyor, aynı zamanda bir Anadolu'ya doğru bir göç hareketini başlatıyor. Daha öncesinde şeyde başlayan, Türk dünyasında başlayan, Kazan'da ve Hanlıklar'da başlayan baskı bu sefer diğer taraftan Yunanistan Bağımsızlık Hareketi'yle. Arkasından gene bu katliamları çok iyi biliyoruz. Bulgarların yaptığı katliamlar diye değerlendirmek mümkün. Nisan isyanı, diğer katliamlar, özellikle 93 Harbi'nde yapılan katliamlar, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Balkanlar'da bu katliamlar devam ediyor. 1905-1920 yıllarına kadar Ermeni çetelerinin yaptığı, gene Rus destekli Ermeni çetelerinin yaptığı katliamlara kadar devam eden bir yapı. Şimdi bununla beraber biraz önce anlattığım gibi ak topraklara, yani Osmanlı topraklarına doğru gerek Hanlıklar devrinden, Orta Asya, Hanlıklar bölgesinden, gerek Orta Asya'dan, gerekse Balkanlardan başlayan göçler var. Bakın burası Erzurum, Erzurum kalesi. Yunanistan'dan göçler, efendim Bulgaristan'dan göçler. Yani halifenin topraklarına, padişahın topraklarına, hala İslam'ın yaşadığı ak topraklara doğru bir geçiş süreci bu. Aslında bunları göç ettirmek, bunları sürgün etmek bir bakıma, göç dalgaları bile bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilebilir ki bugün yapısında insan hakları ihlallerinin kapsamı içerisinde fikir haklarını söyleyememek dahi geçerliyken bizim bütün dini vecibelerimiz engellenmiş ve vakıf arazilerine varıncaya kadar her şeye el koymuş vaziyette. Anadolu'ya doğru akan, her aşamada akan göçmen dalgaları ve her göçmen dalgası bir katliam veya bir soykırım hareketi sonrasında Anadolu'ya akmaya başlıyor.
Kırım'ın işgaliyle ki Cumhuriyet'in ilk devrine kadar devam ediyor. Hatta biz yetiştik, yeni arkadaşlar yetişmiştir. 87'de Bulgaristan'da çok ciddi katliamlar yapılmaya başlandı. Bulgaristan'daki Türklerin her türlü insani hakları yok edildi. İsimleri değiştirilmeye çalışıldı ki benim paylaştığım slaytta Cumhuriyet'in ilk devresinde gelen kafileleri görmek mümkün. Şimdi Anadolu'ya doğru bir baskıcı hareketten bahsettim. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan, efendim bugünkü Bosna Hersek coğrafyasından, yani Türkiye'ye ait coğrafyalardan. Öte taraftan 1800'lerin sonlarına doğru gelindiğinde Kırım'da bir yeni hareket doğuyor. Aslında bütün coğrafyayı çok yakından, çok derinden etkileyecek bir hareket bu hareket. Cedidizm ve milli devletleşme süreci diyebileceğimiz bir yapı bu. Diğer hocalarım bahsetmiştir bu yapıdan. İsmail Gaspıralı Bey. İsmail Gaspıralı Bey ile başlayan bir hareketlenme bu. Şimdi hanlıklardan bahsetmiştim. Hanlıklar devrinde özellikle soylular, efendim han soylular, mirzalar, yönetme kabiliyeti olanlar Ruslar tarafından askeri okullara yazdırılarak bir Rus ordusunun bir neferi olarak, bir subayı olarak yetiştirilmeye çalışılıyorlar. Aslında bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de İsmail Gaspıralı. Bir Rus askeri mektebine yazılıyor İsmail Gaspıralı ve Rus askeri mektebinde bir Rus subayı olarak yetiştirilmeye hedefleniyor. Başarıyla bitiriyor ve St. Petersburg Akademisi'ne geçiyor. Yıl biraz önce bahsettiğim Yunan isyanlarının başladığı yıllar. Ve İsmail Gaspıralı St. Petersburg Akademisi'nde okurken Girit isyanı başlamış. Yunanların Girit isyanı başlamış. Girit katliamı. İngiltere'de Lord Byron'lar imza kampanyası başlatmış vaziyette. Efendim Girit'te sanki Türkler Yunanları katlediyormuş gibi İngiltere'den yardım akıyor bir taraftan. Bir taraftan Rusya'da bütün hava Yunan isyanını destekleme havası ve St. Petersburg Akademisi'nde bir söyleyin bir çarlık subay olarak yetiştirilen İsmail Gaspıralı. Bir Hristiyan Litva Tatarı arkadaşıyla beraber duruma dayanamıyor ve Osmanlı ordusuna katılmak üzere 16 yaşında iki tane çocuk St. Petersburg Akademisi'nden kaçıyorlar. 16 yaşında iki çocuk. Ve bu iki çocuk Anadolu'ya geçmeye çalışılırken yakalanılıyor ve iade ediliyorlar St. Petersburg Akademisi'ne. Belli ki bu adamlar hiçbir şekilde Rus subayı olmayacaklar, Çarlık subayı olmayacaklar. Peki ne olacak bu adamlar? Osmanlı ordusuna katılmaya kalkmışlar. Tamamen karşılarında gelişen bir fikri yapı var. Ve çok iyi derecede Rusça biliyorlar, efendim Fransızca biliyorlar, Rus fikir akımlarını biliyorlar, askeri sanat biliyorlar. Ve bunlar Kırım soylusu. Bir şekilde bunları tecrit etmek gerekiyor. Her ikisi de kendi memleketine, biri Litva'ya yollanıyor, bir tanesi Kırım'a yollanıyor ki İsmail Gaspıralı da Bahçesaray'daki aslında Kırmanlarının en büyük bilim merkezi olan Zincirli Medrese'nin oradaki bir okula Fransızca ve Rusça öğretmeni olarak yollanıyor. İsmail Gaspıralı 2-3 yıl Rusça ve Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra Osmanlı'nın orduyu modernize etme çağları, Fransızların yardımıyla ordunun modernize edildiğini düşünerek yeniden Osmanlı ordusunun bir subayı olma ateşiyle yanarak Paris'e gidiyor. Ve Paris'te işte Jön Türklerle tanışıyor. Fikirleri gelişmeye başlıyor. Zaten gelişmiş vaziyette Petersburg Akademisi'nde. Bir taraftan da Fransa'da eğitim gören birçok kişiyi yetiştiriyor. Yani bunlar beraber yetişiyorlar da demek mümkün. İstanbul'a geliyor. Osmanlı subayı olmak üzere bir dilekçe veriyor. Fakat devrin Rus büyükelçisi sarayın kulağına kar suyu kaçırıyor. Gaspıralı İsmail Efendi bizim
ordumuzun çok iyi yetişmiş bir subayıdır. Osmanlı ordusuna çok hizmet edeceğinden şüphemiz yoktur diyor. Mesaj çok açık. Çok iyi yetişmiş bir Çarlık subayını buyurun alın eğer bünyeniz kaldırıyorsa. Tabi Osmanlı İsmail Gaspralı'yı reddediyor. Ve İsmail Gaspralı tekrar bir hayal kırıklığıyla beraber Bahçesaray'a dönüyor. İyi ki de dönüyor. Çünkü yeni bir fikri yapılaşma, yeni bir aydınlanma hareketi başlayacak orada. Tercüman Gazetesi çıkmaya başlıyor. Önemli bir kavram. Tercüman Gazetesi'nin çıkışındaki sembolizasyon şu. Diyor ki İstanbul'daki bir kalem efendisinden Kaşgar'daki bir deve çobanına kadar okunacak bir gazete. Bakın bir Türk dünyasında dil birliği hareketi bu. Arkasından Cedid okulları başlıyor ki aslında ikinci grubu da değerlendirebileceğimiz yapı. Bu Cedid okulları o kadar hızlı yayılıyor ki Türk dünyasının her tarafında Cedid okulları kuruluyor. İsmail Gaspralı iki grupla savaş içerisinde bir tarafta efendim mollalar, kadimciler demek mümkün. Bir tarafta da Rus ayısıyla yani Çarlık Rusyası'yla. Ki İsmail Gaspralı'nın bütün mücadelesi bu periyotta sürüyor. Cedid okulları kimleri yaratıyor biliyor musunuz? O ikinci nesilde artık Rusya'nın işgali ve diğer işgallerden sonra Türk dünyasının ciddi aydınları. Şimdi Kırım özelinde bir örnek vereyim. Dört kişi, dört resim. Numan Çelebi Cihan, Abdülreşit Mehdi'ye burada verilebilecek isimler. Özür diliyorum arkadaşlar. Gene bir sıkıntılı bir şey oldu. Nerede kaldık? Ha, Kırım özelinden bahsediyordum. Bakın, dört farklı adamdan bahsediyorum. Numan Çelebi Cihan, Abdülreşit Mehdiye, Süleyman Sulkuyeviç ve Veli İbrahim. Nasıl dört farklı adamdan bahsediyorum? Süleyman Sulkuyeviç, sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, net. Tamam. Süleyman Sulkuyeviç bir kıl ordu. Özür diliyorum. Bir Menşevik yani bir Çarlık subayı ve o kırılma devresinde Gaspralı'dan sonraki kırılma devresinde Beyaz Ordu Çarlık ordularını kumanda edecek Bakü'ye kadar girecek bir komutan. Veli İbrahim'e döneyim. Veli İbrahim bir kızıl. Şeylerle beraber Sultan Galiyevlerle beraber burada Kızıl Hareket'in öncülerinden. Abdülreşit Mehdi'ye bir İslamcı, bir politik İslamcı. Numan Çelebi Cihan da İstanbul'da daha sonrasında eğitimine devam etmiş bir milliyetçi. 1918'de Kırım'da milli devleti kuranlar. Şimdi başlayalım. Artık bu coğrafyayı çok güzel tanımaya başladık. Bu coğrafyada bu insanlara ne olacağını söyleyelim. Bakın bir tanesi Kızıl. Komünist darbeyi yapanlar. Bir tanesi beyaz, çarcı, bir tanesi politik İslamcı, bir tanesi Türk milliyetçisi, Turancı. İlk dalga 1918'de Numan Çelebi Cihan milli devleti kurduktan hemen sonra şehit ediliyor. Abdülreşit Mehdi ve Veli İbrahimler birleşiyor. Kızıllar İslamcılarla beraber hareket ediyor. Süleyman Sulkuyeviç ve birlikleri mağlup oluyor. Hemen arkasından 1920'lere geldiğinde Süleyman Sulkuyeviç gibi Çarlık taraftarları yok ediliyor. 1924'lere geldiğinde ilk İslamcı katliamı başlıyor ve Kızıllar buna destek veriyor Abdülreşit Mehdi'ye. Nihayet 1938'de bütün Cedid okullarından yetişmiş insanlar mikro milliyetçi, efendim burjuva milliyetçisi, şu Turancı diyerek İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde katlediliyor. Bakın Kırım örneğinde dört farklı fikri yapı. Kızılı, beyazı, İslamcısı, Turancısı. Bakın sırasıyla gitti. Önce Turancısı,
arkasından Çarlıkçısı, arkasından İslamcısı, arkasından Kızılı. Hiçbir şey fark etmiyor. Bakın Türk dünyası özeline gidelim. Dört isim en önemli isimler Türk dünyasında. 1938'de katledilen grup. Mir Seyit Sultan Galiyev, İdil Ural Sovyeti'ni kuranlardan, kızım. Hatta söyleyin, eğer Mir Seyit Sultan Galiyev'in atlıları olmasaydı, Tatar atlıları olmasaydı, hiçbir zaman Ekim Devrim gerçekleşmezdi. Nariman Narimanov, Azerbaycan Sovyeti'ni kuran bir kızıl komünist. Çolpan bir Özbek şair, Türk milliyetçisi. Özellikle Çolpan'ın şiirleri çok meşhur. Macan Cumabeyev keza bir Kazak. Şiirleri çok meşhur. Nesirleri çok meşhur. Turan fikrini savunduğu için 1938 yılında. Bakın 38'de katledilenler. Sultan Galiye, Nariman Narimanov, Çolpan ve Macan Cumabayev örneğinde bunları göstermek mümkün. Peki. O 1918'de Numan Çelebi Cihan'la beraber kendi milli devletlerini kuranlar ne oldu? Bunlar çok önemli. Ki bunlar Türkiye'ye kaçabilenler, kaçamayanlar 1918'de katledildi. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade Bey'i asla unutmamız mümkün değil. O Azerbaycan Milli Cumhuriyeti'ni kuran kişi. Aslında bugünkü o Azerbaycan bayrağını ilk göndere çekenler. Profesör Doktor Zeki Veli Togan, Başkuristan Cumhurbaşkanı. Sadri Maksudi Arsal Bey, İdil Ural Devlet Başkanı. Osman Kocaoğlu Bey, Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ki Osman Kocaoğlu Bey'in yolladığı altınlarla milli mücadele önemli ölçüde maddi bir imkan yaratabilip efendim işgal ordularına karşı başarılı olabilmiş. Yusuf Akçura Bey, İdil Ural Türk'ü, efendim İsmail Gaspıralı'nın yakın dostu, siyasi tarih profesörü, İstanbul mebusu, hatta İstanbul'u işgalcilerden, İngiliz işgalcilerden teslim alan diyelim. Ağaoğlu Ahmet Bey, Azerbaycan Türk'ü, Türk siyaset adamı, hukukçu, yazar. Efendim Cafer Seyit Ahmet Bey, bu Kırım Cumhuriyeti Harbiye Nazırı ve Hariciye Bakanı. Mustafa Çok Bey, Kazak, yazar. Bunlar milli mücadele esnasında Anadolu'ya geçip o Kırım'dan, Kızıl Katliam'dan kurtulabilenler. Şimdi bunlar oradaki milli devletleri kuran milliciler. Ancak Anadolu'ya geçtikleri için hayatta kalabilirler. Oraya dönecek olursak 1918'de bir Aydın katliamı, 1924'te bir Aydın katliamı, arkasından 1924-38 arası çok farklı sebeplerle Ural Dağları'na sürgün, Sibirya'ya sürgünler, Rus-Japon savaşları esnasında cepheye yollamalar şeklinde süregelen katliamlar devam ediyor. Burada hemen arkasından Türkistan'da yeniden bir ayaklanma biliniyor ki 1921-24 yıllarındaki Türkistan bayrağı bu. Bütün Türkistan için dizayn edilmiş bir bayrak ki bu Rusların özellikle bastırmaya çalıştığı, söndürmeye çalıştığı, yokmuş gibi, bir avuç eşkıyaymış gibi tanımladığı basmacı hareketi. Ki bunlar Semerkant ve Buhara emirlerinin soyundan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bir hareket ki Ruslara karşı, Kızıllara karşı bir hareket olarak başlıyor. Son Buhara emiri Alimhan, İsmail Lakay, bu başçılar dediğimiz gruplarla Türkistan geneline yayılıyor ve önce Çarlık Rusya'sını sonra Sovyet Rusya'yı çok ciddi sekteye uğratıyor demek mümkün ki Enver Paşa da Anadolu'dan Türk dünyasına geçtiğinde bu basmacı hareketinin liderlerinden bir tanesi haline geliyor. Çekan Tepesi'nde şehit düştüğü ana kadar. Şimdi Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla beraber yapıyı birazcık iktisadi olarak değerlendirirsek aslında katliamın ne boyutta gerçekleştiğini anlamak mümkün. Şimdi 1917 bir sosyalist devrim oluyor ve sosyalist devrimin olduğu ülke
Marx'ın tanımladığı gibi bir söyleyin sanayi devleti değil. Bir tarım devletinde bir sosyalist devrim yapıyorsunuz. Yani rejimin başlıca sorunu sanayileşmesini tamamlamış bir ülkede sosyalizmi gerçekleştirmek. Ve bu sosyalizmi gerçekleştirmek için bir takım aşamalardan geçilmeye çalışılıyor. Bakın periyot 1917-22 dönemi. Özel mülkiyete son veriliyor. Para ve fiyat mekanizması ortadan kaldırılıyor. Şimdi bakın özel mülkiyet yani sizin dedelerinizin ta M.Ö. 3. yüzyıldan beri size ait olan toprak bir anda yok. Toprak devletin diyor. Fiyat yok. Ürün teslimi var. Sanayi ve tarım ürünleri toplanıyor ve kendilerince bölüştürülüyor. Büyük payı Kızıllar almak üzere. Tüketicinin ihtiyaçları ve çabaları göz önüne alınmadığı için sorun çıkıyor, kıtlıklar başlıyor. Ve bir yumuşama politikası 22-28 dönemi. Bakın ikinci periyotta İslamcıların katledildiği periyot diye adlandırabileceğimiz yapı. Bir yeni iktisadi politika dönemi. Kapitalizme özgü kurumların bir süre daha devamına karar veriyor. Çünkü başarısız olmuş ilk dönemde. Tarımda ve bazı küçük sanayi işletmelerinde özel mülkiyete izin veriliyor. 21 yılda ilk uzun vadeli planlama örgütü Gosplan kuruluyor. Köylüler çok küçük bir ürünü pazara yönelttiğini fark edince artık 28-53 dönemindeki ağır yapı başlıyor. 1928'de hazırlanan 5 yıllık planlar başlıyor. Üretim tüketim arasındaki ilişkilerden sosyalist ilişkilere dönüştürüyor. Yani yeni ekonomi politika devrindeki o yumuşama ortadan kalkıyor. Aslında bu geçiş dönemini, 28'e kadar geçiş dönemini tavsiye ederim. Cengiz Dağcı okuyacak olursanız, Cengiz Dağcı'nın efendim yurdunu kaybeden adam, o topraklar bizimdi, onlar da insandı. Kendi hatıralarından derlediği yansılar grubuyla çok iyi tanımlayabilirsiniz. Aslında ben bir iktisatçı profesörüm ve iktisadi planlama derslerimde de bunları kaynak gösteriyorum. O katliamlar ve insan hakları ihlalleri çok güzel tanımlanıyor. Şimdi sosyalist planlama dediğimiz yapı. Merkezi ve emredici nitelikli sosyalist planlama yapı var. Piyasa tamamen gene bitiyor. Hızlı sanayileşme ve çok kısa zaman içerisinde kapitalist ülkelere erişmek bir ölüm savaşı, kalım savaşı olarak tanımlanıyor. Hızlı sanayileşme için tarımdan sanayiye kaynak aktarılması gerekiyor ki tarımı yapan hep bizim Türk coğrafyasıydı ve Türk coğrafyasından zorla el konularak bir şekilde sanayiye kaynak aktarılmaya çalışıldı. Stalin'in tepeden inme devrim dediği yapı tarımda zorunlu ürün teslim sistemine geçiliyor ki Cengiz Dağcı'nın o babasının kendi bağından, dedesinin babasının yani atalarının bağından bir dal üzüm çaldığı için istedildiği yapı bu işte. Zorunlu ürün teslim sistemi. Sen o bir dal üzümü koparamazsın kendi bağından. O teslim edilmek zorunda. Ki bu devir çok ağır, baskıcı bir devir. Efendim bizim Türkiye'de bir sosyalist planlama veya bir sosyalist yapı dediğimiz zaman işçi hakları vesaire algılanır ki günde 12-16 saatlik çalışma süreleri efendim temel hakları sınırlayan yasalarda ilginç bir şekilde bu devirde karşımıza çıkıyor. Ve Türk dünyasının üzerine bir demir perde iniyor. Bu devirde hiçbir aydın yok. Hiçbir Türk dünyasının birbirine ulaşması mümkün değil. Yani tamamen kaybedilmiş bir Türk dünyası, görünmez bir Türk dünyası ve işte anlattığım gibi 1918, 1924, 1938 ve arkasından 1944 ile beraber çöken yapı. Stalin ve sürgünler, geri dönelim bu iktisadi yapıdan İkinci Dünya Savaşı'na geri dönelim. Gorbaçov biraz erken geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber Alman orduları malumunuz Stalingrad'a kadar ilerliyor. Ve arkasından geri çekilmeye başlıyor. Ve bu geri çekilmeyle beraber artık soykırımlar Türk dünyasında farklı bir boyuta geçiyor. 18 Mayıs 1940'taki Kırım Türklerinin neredeyse nüfusunun yarısını kaybettiği soykırım. Arkasından bir Çeçen-İnguş sürgünü, arkasından bir Ağıska sürgünü,
diye adlandırabileceğimiz 1944-45 yılındaki sürgünler başlıyor. Ve bu sürgünler çok geniş bir coğrafyaya, çok geniş bir coğrafyaya ve çok zorlu şartlar içerisinde bir dağıtma hareketi. Bölge ilk Kırım Tatarlarında deniliyor bu. Bölgedeki Tiran'ın istasyonuna bütün Aksabağ'a karşı toplanıyor. Mühürlü hayvan vagonlarında naklediliyorlar. Naklediyorlar. Bizim Osmanlı'nın Ermenilerin nakletmesinde çok detaylı bir planlama var. İyaşe ibadelerini nasıl sağlayacakları vesaire, nasıl korunacakları, korumak için kurulan birlikler, bunları görmeyenler bunlara baksınlar. Bir sabaha karşı mühürlü hayvan vagonlarına doldurulan ve sonra götürülüp coğrafyanın ortasına, bir çölün ortasına bırakılan insanlar. Kırım Tatarlarında, Çeçen İnguçlarda, Ağızkalarda hiç farkı yok. İlki Kırım Tatarlarında olan. Yol boyunca ölenler. Ancak birkaç dakikalığına durup cenazeleri indirmesine ve arkasından hareket eden trenler. Bu yapıları çok yakından görmek mümkün. Şimdi değerli arkadaşlar, döneyim ben, slaytlarım bir parça bitmeye başladı. Şimdi Türk dünyasında o zaman toplayacak olursak, Kazan'ın işgalinden beri başlayan soykırımlar, efendim Anadolu'ya doğru göçertme politikaları, bir taraftan Sovyetler Birliği tarafından Anadolu'ya doğru itme, Anadolu ve Balkanlara doğru itme. Sovyetler Birliği diyorum, özür diliyorum. Çarlık Rusya tarafından Anadolu'ya doğru itme. Diğer taraflardan, Balkanlardan itme. İşte Anadolu'da milli hareket başlamasa, Türk dünyasında başlayan milli hareketler gibi Anadolu'da bir milli hareket başlamasa, Atatürk'ün başladığı hareketle biz burada milli devletimizi kuramamış olsak, Çarlık Rusyası ve Balkanlardan hem Çarlık Rusyası hem efendim Avrupa'nın baskısıyla biz arada tost olacağız. Aslında yapılmaya çalışılan bu. Üzerimize kapanacak dünya. Ve 1918'lere başladığımızda 1918'lerde bir takım ışıklar parlamaya başladı İsmail Gaspıralı'nın fikirleriyle. O ışıklar evvela 1918'de biraz önce naklettiğim gibi söndürüldü. Arkasından 1924'te ikinci dalga geldi. 24 ile 1940'lar arasında geçen dönemde çeşitli vesilelerle bir aydın kırımı yaşandı. Aydın soykırımı yaşandı. Bu aydınlar gerek Ural Dağları'na gerek Sibirya'ya sürgün edildi. Arkasından 1944-45'li dönemde Kırım Tatarlarına, Çeçen İnguçlara, Ağızkalara, Çerkezlere uygulanan sürgünler, soykırımlar, göçürme politikaları ve arkasından İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle ve sürgünlerden sonra aydınların üzerine inen bir komünizm perdesi, bir demir perde. Geçtiğimiz birkaç yüzyıl Türk dünyası için acılar dolu ama soracak olursanız Türkler herkese katliam yapmış, Türkler herkese ezmiş. Ama işin gerçeği Batı'nın Türkler soykırım yaptığı dediği Mora'da, Girit'te vesaire aslında Yunanlar soykırım yapıyor. Türkler soykırım yaptığı denilen yerde aslında Bulgarlar soykırım yapıyor. Türkler soykırım yaptı denilen yerde aslında Ermeniler soykırım yapıyor. Ve burada nasıl bir şeyse işte bundan sonra sizin vazifeleriniz, benden önceki jenerasyonlar başarısız kaldı. Benim jenerasyonum da başarısız kaldı mücadeleyi anlatmaya. Batı'ya siz anlatacaksınız bunları. Yani iş sizin gördüğünüz gibi değil. Tam aksine bunların tamamı bize uygulanan jenositler, bize uygulanan insan hakları şeyleri, ihlalleri ve bize uygulanan soykırımlar. Şimdi slaytlarımın arasındaydı. Çok hızlı es geçtim. 1944-45'te gerekçe ne biliyor musunuz? Almanlarla işbirliği yaptı Kırım Tatarları, Çeçen İnguçlar, Ağızkalar. Fakat orada bir Türkistan Tugayları denilen ve Almanlara esir düşmüş subaylardan oluşan çok küçük bir kadro mümkün. Kırım özelinde, efendim Ağızka özelinde veya Çeçenistan özelinde gittiğiniz zaman gençler dağlarda partizan olarak Almanlarla savaşıyor.
yaşıt tutanlar, efendim askerlik çağında olanlar zaten Kızıl Ordu saflarında. Kimi sürgün ediyorlar 1944'te 45'te? Çocukları, efendim yaşlı ve ihtiyarları ve hanımları. Kim sürgün ediliyor? Sürgünü yiyenler. Hemen arkasından Kızıl Ordu terhis edildiğinde silahı alınıp Kızıl Ordu saflarında çarpışan Ağızkalar, Kırım Tatarları, Çeçen İnguçlar, onlar da sürgün yiyorlar silahlarını teslim ettikleri andan itibaren. Yani hiçbir şekilde mücadele etmek mümkün olmuyor bu yapılarla. Evet, bir lahza Türk dünyasını anlatabildiysem, bir lahza bu soykırımları anlatabildiysem ne mutlu. İşin edebi tarafını özenle tavsiye ediyorum. Cengiz Dağcı. Cengiz Dağcı'nın birçok romanı o 1918 ile 1944 arasındaki periyodu anlatır. 1918-44 periyodundaki yapılan soykırımları, efendim önce beyazların sonra kızılların marifetlerini anlatır. Sonrasında bayrağı Aytmatov'adır. Aytmatov'un sessiz gemisi, ki Aytmatov bir cedid talebesinin oğludur. Aytmatov'un babası oradaki cedid okulunun müdürü olan Tatar beyefendinin kızıyla evlenmiştir. Aytmatov'un bir tarafı Tatar'dır, bir tarafı Kırgız'dır. Ve Aytmatov aslında o Sovyetler Birliği'nin çöktüğü o karanlık devirde, demir perdede Türk dünyasının sesi ola gelmiştir. O periyodu dikkatli okuyun ki Cengiz Aytmatov'un babasının katledildiğini Aytmatov yıllar sonra öğrenebiliyor. Yani o 1938 katliamlarına uğrayanlardan bir tanesi de Aytmatov'un babası. Evet, soru cevap kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Sorular geldikçe ben aydınlatmaya çalışırım. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet, birkaç tane gene arkadaşlar soru sorur. Bir tane yazılı bir sorumuz var hocam. İleteyim ben sizlere. Okuyorum ben şu anda. Bahsettiğimiz kurşuna tamam. Gizlen, öldürülen ya da sürgün edilen aydınların iade edildiği itibarları hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Aytmatov'un babasından bahsettim. Aytmatov'un babasının mezarı yıllar sonra bulunuyor Bişkek yakınlarında. Ataberk diye bir tepe. Orada aslında Aytmatov babasıyla beraber bu bahsettiğim ceditçilerin birçok yazışmasını görmeniz mümkün. Yani o okulların yazışmalarını, bu işte 1938 katliamlarına uğrayanların 1918-38 arasındaki yazışmaları mümkünlük görmek mümkün. İade-i itibar işte bizim Türkiye'deki insanımıza bunu anlatmamız da mümkün. Yani Rusya bir iade-i itibar yapmayacak. Kendi çarına yapar, katlettiği çarına yapar o iade-i itibarı. Kilise onu aziz ilan eder ama bizim Müslüman Türkiye böyle bir iade-i itibar söz konusu olamaz. Suçsuz oldukları ispat edilmesi ve insan haklarındaki bağlantıyı hangi boyutlarda? Yani bunların tek suçu Türk olmaktı, Müslüman olmaktı, Türk milliyetçisi olmaktı. Biraz önce anlattım, hiç fark etmedi. Efendim bunlar millici, bir milli devlet kurmak istiyor, katlettim. Bakın bu insan haklarına göre bu bir fikir hareketi, bir katliamı gerektirmez. Arkasından politik İslamcıydı, 1924'lerde katletti. Arkasından kızıldı. Sizle beraber darbeyi yaptı bunlar, devrimi yaptılar. Bunlar sizle beraber mücadele etti. Eğer onlar olmasaydı hiçbir zaman başarılı olamayacak bir kızıl darbe gerçekleşti. Ne oldu? 1938'de bunları da temizledi. Niye? Çünkü içerisinde hala bir Türklük ve İslam yaşıyor. Bakın bahsettiğim Neriman Nerimanov. Neriman Nerimanov dediğiniz zaman birçok hakareti beraber işitirsiniz. Fakat Neriman Nerimanov hala milli kalıyor bu adamlar için. Çok tatsız bir şekilde milli kalıyor. Veli İbrahimov. Veli İbrahim'le ilgili, İbrahim devrinde şu oldu, bu oldu, Solomon hükümeti kuruldu vesaire. Hala bu adamlar için rahatsız edici bir unsur. Ahmet Buran. Teşekkür ediyorum. Ahmet Buran Kurşunlanan Türkoloji kitabı yeni kaynaklardan bir tanesi. Hocam, kültür eğitim alanlarında yapılan asimilasyon stratejisini değerlendirir misiniz? Günümüzde bu asimilasyonun etkilerini silmek ne kadar mümkün? Mümkünse ne kadar süreyle gerçekleşebilir? Kırım ilhakını ve orada, peki, Kırım özelinde de soru gelmiş. Arkadaşlar, bu asimilasyon
aslında kültürel asimilasyon 1500'lerde başlıyor. Anlatmakla bitirmek çok mümkün değil. Bu asimilasyon işte kazanı boşaltmasıyla, kazandaki bütün Müslüman Türk'ü boşaltmasıyla başlıyor. Kazan örneğinden gidelim orada. Bunların arasında Hristiyan olanlar oluyor. Ortodoks Hristiyan olanlar oluyor. Fakat bunların da Kazan şehrine girmesi mümkün değil. Yani o Kazan kalesine girmesi mümkün değil. Yine Kazan'ın dışında iskan ediliyorlar. Ve aradan geçen yaklaşık 400 küsur yıla rağmen bunlar hala dili ve milli kültürü kaybetmemiş vaziyette. Bakın, aradan geçmiş bir 450 yıldan bahsediyorum. Hristiyan olmalarından bahsediyorum. Efendim Rus gibi yazmalarından, Rus okullarında okumalarından hiç bahsetmiyorum. Ama bugün hala bunlar Türkçelerini muhafaza ediyorlar. Kendi kiliselerinde, Ortodoks kiliseleri de Türkçe ibadet ediyorlar Kazan özelinde. Kazan Tatarları yaklaşık 450 yıldır hiçbir eğitim almıyorlar. 1990'larda gittiğimizde hala Kazan Tatarcasını muhafaza ediyorlar. Şimdi burada kırılma noktasında Abdullah Tukaylar var. O 1918'deki Cediler var. 1918'e kadar yok olmuş. Hiç kendini bilmeyen, 1918'e diyorum, 1890'lara, İsmail Gaspar'lara kadar yok olmuş, kendini bilmeyen, ancak köyde Tatarca konuşan ama Cedil okullarıyla beraber yetişmiş bir aydın ekolden bahsetmek mümkün. Bugün 460 yılda kaybolmamış bir kültür. Her türlü asimilasyona. Hatta diğer hocalarımız uzun uzun bahsetmiştir size. Kril alfabesine geçişin de mimarı olan, dilimin ucunda gelmedi, İsmail Gaspralı ile ilgili Çarlık Rusyası'na rapor veriyor. Bu adam bir dilde, bir alfabede Türkleri birleştirmeye çalışıyor. İslam'ı birleştirmeye, İlminski, teşekkür ediyorum. İslam'ı birleştirmeye, Türkleri birleştirmeye çalışıyor diyor. İlminski'nin kayıtlarında var. Ve İlminski çok ciddi bir şekilde bir Slavlaştırma politikasıyla beraber, işte İsmail Gaspralı da bu Slavlaştırma politikasına maruz kalmış kişilerden bir tanesi. Her ne kadar Kırım soylusuysa küçücük yaşında alınmış, askeri okullarda yetiştirilmiş fakat milli kültürü koruyabilmiş. Şimdi bir aydın, bir kıvılcım çok şeyi değiştiriyor Türk dünyasında. Bugün de aynı şekilde birkaç aydınla beraber birçok şey şekilleniyor. Mesela bugünün Türk dünyasında bir kültür birlikliğinde unutamayacağımız isimler var. İşte Aytmatov'dan bahsettim. Keza Özbekistan Kerimov zamanında çok bastırıldı ama Kırım'daki aydınlar bu konuda çok önemliydi. Tataristan'da bir ciddi bilinçlenme vardı 90'lı yıllardan itibaren. Özellikle Nur Sultan Nazarbayev'in burada hakkı ödenemez. Çünkü bir büyük Kazak ordasından bahsederken birkaç yıl içerisinde büyük Türk dünyasından bahsetmeye başlayan bir kişi. Elçi Bey bir kırılma dönemidir. Şu an Elçi Bey'in üzerine de çökülmüş vaziyette ama Elçi Bey devrindeki Azerbaycan'daki bizim Türk aydınlarımız, Türkiye'ye gelen aydınlarımız olsun, oradaki aydınlarımız olsun çok ciddi kırılmalarla bizi şey yaptılar, tanıştırdılar. Aslında 1890'lardaki İsmail Gaspar Hareketi bugün Anadolu'da devam ediyor. Burada Namık Kemal Zeybek'in büyük öğrenci hareketini, büyük öğrenci projesini değerlendirmek gerekir. Çok zor şartlarda, tam benim jenerasyonumdu, benim hemen arkamdan gelen jenerasyondu. Burada arkadaşlarımız çok zor şartlarda yetiştiler. Çok zor şartlarda yaşadılar. Ama atıyorum 1000 öğrenciden 3 tane öğrenci çıkarsa, ki nasıl o derlenip toplanan 10.000 öğrenciden bir İsmail Gaspralı çıkmış, birçok şeyi değiştirir ve Türk dünyasının her tarafında bu meşaleler yanıyorlar şu anda. Çok ciddi bir mücadele sürüyor ve Türk dünyasının her tarafında bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okulları var. Bu okullardan kastım üniversiteler, yani Fethullah Efendi'nin okulları değil. Ve bu okullar Türkiye Türkçesinde eğitim veriyorlar. Bizim fedakar cansiperhane arkadaşlarımız burada eğitim vermeye çalışıyorlar ve milli kültürle orada çok sayıda insan yetişiyor. Bunlar da meşaleler. Ve özellikle Manas Üniversitesi'ni ve Yesevi Üniversitesi'ni söyleyeyim. Alırken şehir merkezindeki çocuğu almak istemiyor. Köyünden gelen adamı alıp götürmek istiyor ki
köyüne döndüğünde bu adam orada meşale olarak yanabilsin. Bunlar çok önemli aşamalar burada. Eğitim ve kültür alanında çok ciddi yapılar. Mustafa Cemil Kırımoğlu, biraz önceki slaytta gördüğünüz Kırım'a oradan dönelim. 1944'te 18 Mayıs sürgününde 6 aylık bir bebek. Bu 6 aylık bebek 1974'te 75'te çok ciddi bir mücadeleye girişti. İlk evvela bir sivil itaatsizlikle başlayan mücadele. Aslında oradaki Türk aydınını birazcık anlatmak için de çok önemli bir kavram. Mustafa Cemiloğlu, ben diyor şey okumak istiyorum, tarih okumak istiyorum. Sen diyor sürgün edilmiş millettensin, yasaklı milletsin, okuyamazsın. Ben diyor ilahiyat okumak istiyorum. Sen yasaklı milletsin, sürgün edilmiş milletsin, okuyamazsın. Askerlik çağı geliyor, askeri alıyorlar. Bir dakika diyor, beni askere aldınız ama bana okutmadığınız branşları düşünün. Ben yasaklı milletim, ben sürgün edilmiş milletim, ben vatan hainiyim. Benim elime siz nasıl silah verirsiniz? Ortalık karışıyor. Bu aslında tam bir insan hakları mücadelesi, konumuzla da ilgili. Ortalık karışıyor. Diyor, bir sivil itaatsizlik, ben silah almıyorum elime. Şimdi bu bir anti-Sovyet diyorlar, yok değil, silah almayı reddediyorum diyor. Çünkü ben madem yasaklı milletim, bana kitabı yasak ediyorsun, sen silahı nasıl verirsin? Bu sivil itaatsizlik giderek büyüyor. Mustafa Cemiloğlu işte açlık grevleriyle sürdürüyor bu sivil itaatsizliği. Arkasından o Solzhenitsyn'lerin, efendim Gronikoların vesairenin katıldığı insan hakları hareketleri ve Türkiye'de hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket'in sokağa dökülmesiyle beraber Cemiloğlu hayatta kalabiliyor. Yani bir taraftan Amerika'ya kaçmış Solzhenitsyn'ler, Gronikoların mücadelesi, bir taraftan Türkiye'de yüz binlerin sokağa dökülmesiyle beraber Mustafa Cemiloğlu hayatta kalmayı başarabiliyor ki bu bile başlı başına bir insan hakları ihlali. Hatta Mustafa Cemiloğlu, ben her ortamda bunu söylemeye çalışıyorum, anlatıyor. Ölsün diye bakıyorlardı diyor. Birden işler değişti diyor. İşte serum bağlamaya başladılar, ağzımdan sıvı akıtmaya başladılar. Beni bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyorlardı. Hayata döndüğümde şunu sordular: siz Alparslan Türkeş'i ve Türkiye'deki ülkücüleri nereden tanıyorsunuz? Hayatta kalmasının tek sebebi oydu, o zaman anladım ki diyor. Ve diyor ki işte Praga'da bu adamın bir antikomünist, bir antisovyet, bir Sovyet düşmanı olduğunu okumuştum. İyi bir adam olduğunu düşünmüştüm diyor, geri hapise atılıyor. Yani çok ciddi insan hakları mücadelesi sürüyor burada. Özbekistan'da bambaşka bir boyutu vardı. Çok fazla girmek istemiyorum bu boyuta çünkü çok siyasileşti. Ve bu siyaset zarar verir bizim Türk dünyasına. Bu siyaset yön değiştiriyor. Azerbaycan'da farklı şekilde siyasileşti. Ama Kazakistan şu anda Türk dünyasının parlayan yıldızı. Allah beni razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Evet, Kırım'ın işgali. Kırım'ın işgali Rusya'nın yeni bir ayıbı. Söz almak isteyen bir arkadaş var. Zafer Bey, siz mi veriyorsunuz sözü, ne şekilde yapıyorsunuz? Buyurun. Seda'nın sorusu varsa alabiliriz sözlü olarak. Evet, sorum var. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi birçok platformda dinleme imkanı yakaladım. Bir sorum olacaktı. Bunu daha önce de sormak istemiştim ama imkan olmamıştı. Kırım Tatar Türkleri soykırımı hakkında. Sizin ve işte Hangi Kırım biri? Tatar... Hangi biri? Hangi biri? Yani Kırım'ın işgalinden itibaren başlayarak aşama aşama gidiyor. Dinliyorum efendim. Evet. Sizin Kırım Tatar Türkleri olarak Türkiye'de ve Türk dünyasında yaptığınız çalışmaları yakından biliyorum. Hani soykırım olması, soykırım olarak tanınması bazında, ama uluslararası anlamda bir başvurunuz, uluslararası insan hakları mahkemelerine başvurunuz oldu mu? Bunu çok merak ediyorum. Bir de Uygur Türklerine yapılan soykırımı nasıl değerlendirirsiniz, onu merak ediyorum. Teşekkür Tabii ederim. burada Doğu Türkistan'daki aşamaları atladık tabii. Yani sadece Uygur değil de o Doğu Türkistan'daki Kazak Türklerine de benzer şey sürüyor. Ama Evet. sayıca Uygurlar daha fazla olduğu için bir Uygur diyor.
O bölgeyi aslında biz mantık olarak bölmesek, Doğu Türkistan diye adlandırırsak belki en doğru şeyi yapacağız. Güney Türkistan'da olanlar malumu halimiz. Güney Türkistan'da bizim son haftalarda iyi takip edin onu. Ben şeyi okumaya çalışıyorum, olup biteni. Dostumun Ankara'da olması beni çok kaygılandırıyor. Demek ki orada ciddi bir geri çekilme var ve Raşit dostum hayatta tutulmaya çalışıyor olarak okuyorum ben bunu. Ve Türk sınırına doğru kayan bir şey. Şimdi soykırım sorunuza gelecek olursa, dünya kamuoyu özellikle söyleyin Yahudi kamuoyu, dünya kamuoyu üzerinde baskıcı, bir Yahudi soykırımı üzerinde bir soykırım kavramından bahsedilmesine engel olmaya çalışıyor. Yani eller bile binbir güçlükte kaç sene sonra bir bu zorunlu göçün yıl dönümünde soykırım bile dedirtemediler, kara gün dedirtebildiler. Şimdi, çünkü Yahudi lobisini geçemiyor. Şimdi, nereye giderseniz gidin Birleşmiş Milletler'e, Amerika'ya, Avrupa'ya bu lobinin önüne geçemiyorsunuz. Burada çok ciddi bir katliam olduğu biliniyor, sürgün olduğu biliniyor ama onu bu kadar sürgünü olarak nitelemek işlerine geliyor bir bakıma o lobilerin. Şimdi böyle bir şeye girdiğiniz zaman biz çok içinde olduğumuzdan biliyoruz. Siz Kırım Tatar soykırımı diyorsunuz. Öbürüne nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bizim aramızda Kırım Tatarların arasında şu anda dernek yöneticiliği yapan bazı arkadaşlarımızın ben 90'lı yıllarda söylediği cümleleri hatırlıyorum. Yani tatsız cümleleri. Eğer ben Kürt olsaydım daha da eşkıya olurdum diyor. Şimdi yani algıyı anlayabiliyor musunuz? Bize de soykırım yapıldı, ona da soykırım yapıldı. Bu bir soykırım olduğu açık. Ama burada bizim birazcık sapla samanını karıştırmamamız lazım. Artık ben 18'li yaşlarımda değilim. Bazı yerlerde çok şey söyleyecek halde susmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum, farklı bakışlar bakmaya çalışıyorum ama bazen işte böyle gayeyi aşan sözler de çok ağır zararlar verebiliyor bize. Biraz önce naklettiğim gibi Seda. Tanımlayıcı olabildim mi, anlatıcı olabildim mi bilmiyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet hocam, bir sorumuz daha var hocam Kursan Bekin. Değerli hocam, öncelikle kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sorum şu şekildedir. Malum olduğu üzere kadimçiler, cedidçilere İslam'dan uzaklaştınız ve kafirlerle yani Rusya ve Ruslarla işbirliği de olduğunuz gibi suçlamalarda bulunmuşlardır. Cedidçiler Rus hükümetiyle işte İmparatorluk SSCB ne kadar ilişkide olmuşlardır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kadimciler net bir şekilde kendilerinden olmayan yani klasik öğretinin dışına çıkan her şeyi reddetme doğrultusunda ve o kadimcilerin geldiği geleneği aslında ben size Kazan'ın işgalinde gösterdim. Kul Şerif örneğinde. Yani her aşamada Çarlık'la işbirliği içinde olabildiği için hayatta kalmış bir İslami hareket var. Öte taraftan Çarlık gibi bir baskıcı topluluğa karşı gazete çıkarmaya çalışan, okul kurmaya çalışan, var olmaya çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu adamlar bir şekilde her aşamada aslında vakit olsa da tamamen buradan bağımsız, belki diğer hocalarımız anlatmıştır. İsmail Gaspıralı'nın hareket tarzını anlatmaya çalışsam size. İsmail Gaspıralı öyle sessiz, öyle tatlı. Bunları Muhammed Aydoğan Bey'le de, Talha Zeytinci Bey'le de konuştuk. Bir İsmail Gaspıralı özel şeyi yapacağız ama bu okulların kuruluşu her aşamada bunları çarlığa yedire yedire, yumuşata yumuşata, tatlı tatlı. Fakat onların yetiştirdiği nesiller işte arkasından Ceritçi hareketi başlatan hatta basmacı hareketine giden, milli devletlere giden hareketi başlatan yapı. Şimdi o aslında Kırım özeline dönüp çok hakim olduğum için Kırım özelinde söyleyeyim veya Kazan özelinde söyleyeyim. O Ceditçilerden İsmail Gaspıralı'nın yetiştirdiği Ceditçilerin bir takım makaleleri vardır. Bunları okuyun. Kart babay, ket artık başımızdan
Tart Babay sen işte bir milli devlete karşısın. Efendim çardan korkuyorsun vesaire diyor. O adam o Kart Babay dediği İsmail Gaspıralı çara rağmen okullarını kuruyor. Bu aydınlara biraz önce anlattığım aydınları yetiştiriyor. Kart Babay ket artık töbemizden işte yazgan şeylerin bizim için kıyındır diyen adamlar 10 yıl bile hayatta kalmayı başaramıyor arkasında. Yani bir taraftan diyorum ya 18 yaşında değilim artık. Bir takım şeyleri farklı okuyabiliyorum. Bir tarafta işte sertleşmeyi manasız görüyorum. 18 yaşında olsam ben de aynı sertlikte sürüyorum. Tatlı tatlı bu insanları yetiştireceksiniz. O sertleşen insanları yetiştireceksiniz. Kimisi 18'de kırılacak. Kimisi 24'te kırılacak. Kimisi 38'de kırılacak. Bir tane kırılmayan varsa bu bayrağı kaldıracak, devam ettirecek. Bu bayrak çünkü kolay bayrak değil. Biz Anadolu'da başarılı olduk. Bu bayrak kalkmasa ve Anadolu'da başarılı olmasa sözüme başladığım yere dönüyorum. Tost olmuştu. Bir kişi Kazakistan'da bayrağı kaldırdığı için belki Kazakistan yıllar önceki bir konuşmamda söylediğim bir şeyi hatırlıyorum burada. Onu nakledeyim size. Söyleyin adını. Batı Türkeli çöktüğünde Doğu Türkeli kalkar. Doğu Türkeli çöktüğünde Batı Türkeli kalkar. Ama her zaman bir Türk bayrağı hep var olmuştur. Bu bayrak işte o bayrak. Yani bir şekilde biz Batı Türkeli kaldırdı bayrağı. Belki yarın Doğu Türkeli kaldırdı. Allah ya bayraklarımızı indirmesin. Bütün Türkelilerin bayrakları ayakta kalsın da. Tamam. En azından bir bayrak şahsiyet ayakta kalabilsin. Şimdi 4 veya 5 sene önce İlyas Hoca, İlyas Topsakol Hoca dersinize girmiş olmalı. İlyas Kazan'a gitti. Müthiş derecede memnuniyetle döndü. Aa dedi Kutlu Kazan, o eski Kazan değil, o 90'lardaki Kazan değil. Herkes her şeyi konuşuyor. Aydınlar yazıyorlar vesaire. Lan gülümsedim. İlyas dedim 1918'lerdeki Kazan mı? Kazan. İlyas bir dondu. Hiç bu tarafından düşünmemiştim dedi. Yani Abdullah Tukayları yetiştiren Kazan. Ya Rus'un politikası dikkat. Bu politikaya dikkat. Bundan sonra bu mantığı siz yürüteceksiniz. Rus'un politikası Çarlık'tan beri değişmedi. Bırakır. Süt başlar kaynamaya. Süt kaynadıkça en kıymetli kısmı kaymağı üste çıkar. Rus orayı bir toplar. Geriye kalır. Ham su. Yani 1918'lerde de bunu yaptı. Süt kaynadı. Kaymak üstte tepelendi. O kaymak Türkiye'ye kaçamasaydı çok daha ağır olacaktı. Bir kısmı Türkiye'ye kaçamaydı. Üstelik kaymağı aldı. Altta kalan su. Aynı şekilde 1918'ler gibi şimdi kaynıyor mu? Ya bu bir hareket olacak ya kaymağımızı alacaklar. Kazakistan'da doğru o da kaynadı karambolle. 74-78 periyodu aslında. Çok ciddi bir ayaklanma hareketleri. Benim çok hakim olduğum yapı hatta buraya Doğu Türkistan özeline döndüğümüzde Tiananmen olaylarını da karıştırmak mümkün ki 30 yıl sonra ilk defa Tiananmen olaylarını başlatanın aslında Uygur Türkleri olduğu gerçeği konuşulur olmaya başladı farkındaysanız. O kapıyı söküp yürüyen bir Uygur Türküyle başlayan Tiananmen olaylarını biraz okuyun. Benden dinlemeyin, okuyun. Farklı bakış açılarıyla değerlendirin. Ben İngiltere'deydim. Dikkat! Her ikisinde de çok ilginç kareler. 1987'li dönem. İlk evvela Tiananmen olayları başlamadan önce The Guardian'da bir küçücük köşe yazı gördüm. Üniversitenin kütüphanesinde. Pekin'de Uygurlar ayaklandı. Üzerinde efendim Doğu Türkistan'ı esir et, güzel Uygur kızlarını cariye yazan bir kapıyı alıp yürümeye başlayan Uygur öğrencilerin peşine bütün Pekin Üniversitesi'ndeki öğrenciler katılıyor diye. Yazılı basın olduğundan silinmedi bu. The Guardian'ın arşivine dönün. 1987 arşivine. Yani ilginç bir arşivdi bu. Tiananmen olaylarını başlatan yapıyla ilgili Guardian'da. Bugün
The Guardian'da, diğer İngiliz basın yayın kuruluşları da dijital medyada olduğunda bir düzgün haber çıkardığımızda saatler içerisinde siliyorlar. Defalarca biz Doğu Türkistan vakasında yaşadık. Bir yayın geçiyor, sonra Çin'le ne anlaşıyorlarsa veya İngiliz hükümeti nasıl müdahale olduysa bir anda internet sayfasına kaldırıyorlar, gidiyor. Aynı şekilde Jeltoksan hareketini de İngiliz basınından, o zaman The Guardian'dan gene birkaç gün sonra okuma şansım oldu. Jeltoksan hareketi aslında Kazak Türklerinin çok ciddi bir ayaklanmasıydı. Efendim, Kazakistan'a bir Rus vali atanmaya çalışıldı ve üniversite gençleri bu Rus valiyi protesto etmeleri üzerine Rus tankları Almatı'ya girdi. Aynı periyotta Bakü'ye Rus tanklarının girdiği periyot. Yani bizim oradaki işte kaymak tabakamızı temizlemeyle ilgili yapı. Ve Kazakistan'da bu hareketi başlayan çocuklardan hemen hemen hiçbirisi bir daha şey yapamadı. Dönemedi demek mümkün. Şehit edilenler, yani tarlalara sürülenler, ki 1990'lı dönemde de Özbekistan'da bizim Türk milliyetçiliği yapan arkadaşlarımız pamuk tarlalara da sürüldü. Bunlardan birkaç tanesi, isimlerini nakletmek istemiyorum artık. Ben yaşlardalar ve Özbekistan'daki siyaset basamaklarını hızla tırmanmaya çalışıyorlar ama sonuç itibariyle bu gençlik hareketleriydi. Yani bu hareketler gene gençlikten başlayacak. Sizlerden başlayacak. Yani özellikle ben bu okullarda bulunma ihtiyacını bundan dolayı hissettim. Evet hocam. Önemli meselelere değindik bugün gerçekten. Gençlik hareketiyle alakalı bir öğrencimiz de yazmış. Hocam bize ne tavsiye edersiniz? Neler yapabiliriz? Çok okuyacaksınız. Şimdi bakın, çok okuyacaksınız. Bir, bu coğrafyayı ben aslında katliamları anlatırken hep size edebi eserlerle örnek vermeye çalıştım. Edebiyat tarihten çoğu zaman güçlüdür. Yani tarihi anlatan edebiyat tarihin önüne geçer. Ben tarihi çok severim, tarihi okurum, tarihi öğrencisiyim vesaire. Hiçbir edebi eseri kaçırmayacaksınız. Edebi eserler çünkü önemli ölçüde tarihin önüne geçecektir. Örneğin bir unutulmuş hareketi Türkiye'de Atsızların romanlarıyla değerlendirmemiz gibi düşünün. Yani unutulmuş bir tarihi biz Atsız'ın romanıyla hatırladık. Bir edebi eser vermeye çalışın ama geri planında çok güçlü bir tarih bilgisi olsun. Yani hata yapmamaya çalışın. Tarih bilgisiyle desteklenmemiş bir edebi eser, sizlere vasiyetim diyeyim benim. Bir edebi eser vermeye çalışın ve tarih bilgisiyle vermeye çalışın. Bunu bir. İki, o bölgedeki insanlarla devamlı temas halinde bulunun. Eğer Türk dünyası çalışacaksanız, maalesef yani bir bilim adamı edasıyla çalışacaksınız, çok iyi Rusça bileceksiniz. Karşısındaki adamın ciğerini bileceksiniz. Bakın, bavırsak diye anlatıyorum size. Kazanda bir basit hamur tatlısı örneğinin arkasındaki geri planındaki acı. Bunları değerlendirebilmeniz gerekir. Şimdi sonuç itibariyle sizin çalışacağınız şey, ha bir de işte şeyle, tarih bilgisiyle, o insanın bu yapısıyla, akıl yapısıyla okumaya çalışacaksınız. Neyi okumaya çalışacaksınız? Bugün okumaya çalışacaksınız. Şimdi şımarıklık gibi olacak. Viyana'da okurken ben 1999'da bir haber geçti Alman kanalında. Çok basit bir haber arası haberdi. Dedim ki Afganistan'ı Amerikalılara bıraktılar. Karşılığında Rusya Çeçenistan'ı bastıracak ve ikisi burada yapılan katliamlara göz yumacak. Daha iki tarafta olmamış. Yani ne Afganistan Amerikan kontrolüne geçmiş, ne Çeçenistan'daki olaylar bastırılmış. Bakın politika böyle. Bir anda iki güç bir dalaşmayı bırakırlar, size dönerler. Şu anda Afganistan'da yaşadığımız da bu. O zaman şeyle, geçmiş tarihi güncel olayla okumaya çalışın. Sonra bunları değerlendirin. Yani burada ne oldu, nasıl gelişti, ben mi haklıydım, ben neyi okurken ne hatayı yaptım. Büyüdükçe, olgunlaştıkça artık biz kürsüleri size terk ettiğimizde
Biz bastonlu ihtiyarlar olarak sizden dinleyeceğiz bunları. Yani bunu değerlendirmeye çalışın. Hocam sözde Türk olan sözde milliyetçi. Arkadaşlar daha cümlenin başından söyleyeyim. O kadar sözde adam var ki. Sözde İslamcı, sözde Cumhuriyetçi, sözde efendim A Partili, sözde şucu, sözde bucu. Ya bu iş bir temiz sayfadır. Bu sayfayı temiz tuttuğunuz müddetçe sözde olmazsınız. Bu sayfayı temiz tutmaya çalışacaksınız siz. Yani ideal adam olacaksınız. Bir kusurunuz varsa bu kusuru şey yapmaya çalışacaksınız. Nedir onun adı? Örtbas etmeye değil, herkesin gözünün önünde bu kusurla mücadele ettiğinizi göstermeye çalışacaksınız. Yani örtbas ettiğiniz her şey önünüze çıkacaktır. O sayfayı kirletecektir, bunu unutmayın. Diyelim Fırat Kalkı, yani daha okumuyorum bile. Aramızda çok sayıda hain var. Aramızda çok sayıda meczup var. Aramızda çok sayıda efendim nedir onun adı? Bir tarafa çekmeye çalışan adam var. Kendine yontmaya çalışan adam var ama unutmayın ki aramızda çok sayıda sizin gibi idealler var. İdealistler var. Bu idealistlerle beraber hareket edeceksiniz. Yani bu sizin için bir korku olmasın. Siz karanlık bir çağda, Türk dünyasının karanlık bir çağında Türk dünyasında ışık olmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Kazakistan, Özbekistan'da. Yani evet, maalesef Türk dünyasının her tarafında. Bir zaman komünistlerdi. Şimdi nedir onun adı? Siyasi irade. Bu maalesef kırılamaz bir şey. İşte bunu bir idealist devre yaşarsınız 20 yıl, 25 yıl. 20-25 yıl sonra 75 yıl yine şeyler gelir. Siz işte dediğim gibi sayfayı temiz tutmaya çalışın. Hocam bize ayırdığınız değerli vakitler için teşekkür ederiz. Sorular sürekli gelecektir zaten onu, ama genel itibariyle çok güzel özetlediniz hocam. Hem bu açıdan insan haklarıyla mücadele konusunda, yani insan hakları ihlalleriyle konusunda, mücadele konusunda gerçekten güzel bilgiler verdiniz. Arkadaşlarım da sorularını olabildiğince cevaplamaya çalıştınız. Teşekkür ederiz. Ya bir şey daha ekleyeyim. Sokağa herkes çıkar. Sokağa her şey çıkar. Siz bir aydın grupsunuz. Siz sokakta değil, kaleminizle hizmet edeceksiniz. Sokakta tamam, sokakta biz de varız. Biz de gidiyoruz ama sizin sokaktaki onlardan kaleminizle yapacağınız bir her zaman kıymetli, unutmayın. Yani işte o Doğu Türkistan'la ilgili yazılan yazılara bir bakın. Yazının hepsi duruyor. Sokakta biz vardık 18'li 20'li yaşlarda. Bizi hiç kimse sokakta hatırlamıyor. Yani kalem her zaman kalabalıktan güçlü. Burada bir örnek vereyim size. İsmail Gaspar'ın Hucetli okullarını kurmaya çalışırken Nihil Novogorod'a gidiyor ve Hucetli okullarını anlatacak. Salonda bir kişi var. Bir kişiye Nihil Novogorod'da o okulları anlatıyor. Ne yapmak istediğini anlatıyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Türk dünyasında 700 küsür tane cedid okulu. İnanmış bir kişi 1000 kişilik güruhtan daha kuvvetlidir, bunu unutmayın. Evet hocam. Buradan da anmışken tekrardan İsmail Gasparalı'yı, ondan sonra Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu ve çok Cağırdı Bey'i, Türk dünyasının bütün tabii. Turan kahramanlarının şeyi, Turan Yazan hocamı, benim yetişmemde çok ciddi katkısı olan. Bunları tekrardan analım ve Allah rahmet eylesin dileyelim hocam. Sesama tekrar teşekkür ediyorum ben. İlyas Bozkurt başkanıma başta olmak üzere siz değerli arkadaşlarıma çok güzel bir program yaptınız. Çok güzel bir nedir onun adı, Türk Dünyası Okulu oluyor. Tekrar teşekkürler arkadaşlar.